Sokrates'ten herkese merhaba. Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümünde ben İnan Özdemir, Can Kurallı'la birlikte en gündemini konuşmaya devam ediyoruz efendim. Her Salı ve Cuma günleri Amerikan Mutfaktayız. Pazarları Amerikan Mutfak Ekstra'yı kaçırmayı unutmayın lütfen. İzlemeyi unutmayın, kaçırmayın. İzlemeyi unutmayın. Rival'da da yazılarımız var. Kanal'a hoş geldin. Hoş bulduk. Aslında bugün tatsız bir gündemle başlayacaktık. Yani kötü bir haberle başlayacaktık ama yani kötü haberin içindeki pozitif bir şeye odaklanarak ...başlamış olacağız. Sakatlıkları konuşarak seninle program başlayacağız. NBA'de birçok sakatlık oldu son dönemde. Ki bunlar hani load management gibi de değiller aslında. Hep darbeye bağlı sakatlıklar, şanssızlıklar çok üst üste geldi. Genç oyuncuların da başına çok şey geldi. Siz tam hatırlıyor musun? Ya, bir buçuk ay önce özellikle Batı konferansında hiç sakatlık olmadığından... Evet, çok, çok, çok sağlıklı bir sezon olduğundan bahsediyorduk. Ee, ama hala frekans olarak e, sakatlıkların çok olduğu bir sezon değil bu. Şimdi anormal yoğunlaştı tabii bu dönemde ama... Ee, özellikle uzun vadeli sakatlık sayısının az olması ve genel toplamda baktığımızda e, görece sağlıklı bir sezon bunu söyleyeyim ama tabii şu son dönemde e, pek çok kritik takımda kaderini etkileyecek şekilde sakatlıklar oldu. Ve pazar günü de bizim için çok önemli bir sakatlık evet, oldu. Işte. Alperen Şengün Sacramento maçının sonunda çok ciddi bir sakatlık geçirdi. İlk görüntüde özellikle yani pozisyonu evde izlerken ki Whatsapp'ta da çok konuştuk. Hani en kabus senaryoları konuşmuştuk. İşte dizle alakalı, bilekle alakalı, bacakla alakalı en korkunç senaryoları. İlk çıkan haberler sanki o yönde değil gibi. Senden ilk çıkan haberleri alalım MR sonuçlarını. Ee, e yani olabilecek en müjdeli haber geldi. Ee, özetle e bir bilek burkulması ve dizde morarma, diz kemiğinde morarma e herhangi bir ...bazı şeyi zedelenmesi yok... ...kopma yok, ameliyata ihtiyaç yok... Ee, ...olabilecek... ...yani o sakatlığın yarattığı... ...etkiler arasında olabilecek... ...en ama en hafif senaryo... ...hakikaten verilmiş sadakası varmış... ...diyelim... Ee, hep şeyden bahsediyor. Alper'in işte bacaklarını açık ne diyorlar? ona bacakları açmaya Jean Claude Van Damme hareketi yapmaya. Aynen aynen. O sınırken de... çok yapardı evet, öyle. Plan... neydi? Makas yapma. Ama makas mı bu? Yani o... öyle bir şeydi galiba evet evet. Ya onu işte Jean Claude Van Damme hareketi diyorum ben ona. Ee, onu, bacakları 180 derece açmaya esnekliğinden hep den vurulur. Bence bunun faydasını da çok bunun da bir etkisi var ama e, o tip pozisyonlar gerçekten e, uzun süreli hatta Kariyerini etkileyebilecek sakatlıkları yola açabiliyor. Ee, i̇lk pozisyonda çok kötü gözüktü. Yani tam da anlaşılmıyor ama e, neyse ki şey var. Artık <laughs> abi tıpın çok ilerlediği gibi e, böyle e, her şeyin uzmanlığı da çok ilerledi. Olay olduktan bir saat sonra bu e, bir tane internette çok ünlü doktorlar var ortopedik doktorlar. Evet. İşte Brian Sutter yani en ünlü. Hemen videosunu çekti. Hemen videosunu çekti, anlattı İyi bir senaryodan bahsetti. Hani herkes inşallah bu iyi senaryo. Yani iyi senaryo kötü senaryodan bahsetti. İyi senaryo olur inşallah dedik. Olabilecek en iyi senaryo oldu. Çok 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 geçmiş olsun. Ee, pozisyonu bu arada yani görüntüsünü koyacağız ama lütfen bu, bu tip konularda hassassanız. Yani Murat Göz şimdi görüntüsünü bu bir dakika içinde koyar. Bu bir dakikalık bölümde pozisyonu kaçıranlar için pozisyonu tekrarını koyarız. Diğer sakatlıkları da konuşacağımız sakatlıkları da koyacağız ama hassassanız oralarda dikkat edin lütfen. Ekrana bakmayın çünkü herkes o görüntüleri çok rahat izleyemiyor. Özellikle Alper'in birkaç yavaş çekim açısı vardı. İşte onları da çok güvenmemek lazım. İnsan Aa. yavaş çekimde ya bazen karelere bakınca kan abi çok daha kötü senaryo düşünebiliyorsun ama vücut insan vücudu daha esnek olabiliyor. Vallahi ben 30 küsür senedir basketbol seyrediyorum. Neler neler gördüm. Ben hala şimdi Alperen'in pozisyonundan bağımsız. Yani hakikaten içim çok ciz ediyor ya bazı pozisyon. Tamam. çok ciz ediyor abi insan içi yani. Ve, maçın da sonu maç bitmiş aslında. O kadar şanssız bir pozisyon ki ama işte Alperen de sakınmıyor vücudunu öyle anlardı. Yani mesela şey e, bunların herhalde yani Türkiye için en travmatik olanlarından biri. Okan Buruk'un sakatlandığı pozisyonu O mesela bir jenerasyonun travmasıdır. Onu, benim de Sean Livingston mesela yani. E, ama hala e, belli pozisyonlarda böyle insan içi kıyılıyor yani. Ya ben Gordon Everton'unkinde canlı yayındaydım Orkun'un da sezon açılışında. Ya hiç unutmuyorum o. Hayatımda en unutamadığım sakatlıklarından biri. Valla bazı böyle neyse aklıma geliyor ki içi kıyılıyor. Evet, evet şey bahsetmeyelim. Ama şunu söz edelim. E, Alperen'in bu sezon dönmesi çok senaryo dahilinde değil gibi şu an. Dönebilir ne? ama gerek var mı? Ya beş hafta kaldı zaten. Yani bu te, en... Yani şimdi... En iyi senaryoda 3 üç, 3,5 üç haftada iyileşecek. 1,5 hafta 5 maça niye döndüreceksin ki? Hani bu iyileşse bile ulan bi biraz da risk almaya ne gerek var? Takım bir yere gitmiyor ki, play'ine falan da gitmiyor. Benim korkum orada şuydu Kaan abi. Ee, şimdi Blackburn yani bir yapısal hasar olsaydı bağlarda veya dizde başka bir şekilde bir yapısal hasar olsaydı gelecek sezonu etkileyecek bir sakat Tabii. sakatlıktan korkuyordum ben. Çünkü geçen de konuştuk. Alperen şu anda maksimum kontrat oyuncu sınırına Aynen. geldi. Bence orada o kontratı bence alacak. Yani takımı uzun vadeli planını onun üzerine yapıyor. Ama şimdi kariyerinin tam bu aşamasındayken yani NBA'nin en 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 iyi oyuncularına doğru yolculuk yapmaya başlarken yapısal bir sakatlık yaşasaydı işler çok çok sıkıntıya düşebilirdi. Ve e, korkunç bir zamanlamaydı bu zaten. Çünkü e, Alper'in gelecek sezon kontratı var. Çaylak kontratının dördüncü evet. yılına girecek. Ama bu yaz üçüncü yıl bittikten sonra extension yani o maksimum kontratını uzatmayı e, alabiliyor. Ve Alperen ayarındaki oyuncular hep bunu alırlar. Evet, üçüncü senenin sonunda alırlar. Aynen. Yani bu yaz ondan maksimum bir kontrat alması bekleniyor. Biz de bekliyoruz. Ama şimdi bu sakatlık öyle bir kötü zamanlamada geldi ki e, bunu alamama, yani dördüncü seneyi de oynadıktan sonra vermeye şey yapabilir diyor e, şimdi en azından kontrol aldıktan sonra önümüzdeki beş yıl için tamamen basketbola konsantre olup ve hak ettiği yani kontrat da almış olacak zaten. Evet, geç... bu, bu, çok çok geçmiş olsun. Geçmiş bu. olsun Elim Alperen'e de. Yani yazı içerisinde onu buraya da konu kalma şansımız olur inşallah. Burada da konuşuruz detaylı olarak zaten ama mükemmel bir sezon geçirdiğinden zaten bahsediyorduk. Nazar boyunca olarak kalır dileriz bu da. Çok fazla sakatlık var Kaan abi ama iyi bir haber o bir dönüyor. <laughs> NBA için iyi bir haber çünkü çok fazla elit oyuncuda sakatlık vardı. New York Knicks de son dönemde çok ciddi sakatlıktan çekiyordu. Biraz sana sakatlık turu yapalım istiyorum. Evan Mobley ve Carl Anthony bahsetmiştik geçen <laughs> programda tansın menisküs problemi var. Evan Mobley'nin bilek problemi var. Mobley dönebilir normal sezon bitmeden. Ama tansın play-off'ta dönme ihtimali var gibi. Mobley'nin dönüşü hatta bir 10 güne kadar dönmesi bekleniyor. Bu hafta <laughs> test edilecek tekrardan. Bir bileğe, bileğe bakılacak. Ya benim hayatımda gördüğüm çok en acemi bir pozisyon. Saçmalıklar konuştuk zaten. Hani <laughs> çok acemi bir pozisyon. Diğer sakatlıklara baktı en dikkatini çeken hangisi oldu senin? Stephen Curry. Çünkü yani Stephen Curry çok ciddi değil. Yani onun da bir 10 gün içinde falan dönmesi bekleniyor. Hatta bir hafta bile olabilir. Evet. Fakat Golden State'in lüksü yok. Golden State öyle bir yerde ki 9-10 mücadelesi olduğu için play'in içinde konuşmuştuk. Lakers'ın da formda olduğu düşünülürse oldukça iyi gittiği 10. sırada kalma ihtimalleri. Onlar tabii bir şekilde Lakers'ı, Sacramento'yu geçmeyi amaçlıyorlar. Hatta belki yukarıdaki hani 7-8'de 6-7'deki takımlardan biri de tökezlerse hani Playe 7. sıradan falan girebilme ihtimalleri vardı ve özellikle son 15 maçına baktığın zaman Golden State'in şey onların gerçekten bunu yapabilecek ve bir ivmeyle playoff'a girebilecek Tabii. oyun oynadıklarını görüyordun tam Chris Paul'da döndü bütün geri Payton'da döndü bütün sakatlar işte sıfır sakatlama çeşitler o maaşı sıfır sakatlandı evet yalnız ilk başta da Black olduğu için daha kabus senaryolar vardı neyse ki iyi bir senaryo geldi. yok yok çok anda. hafif bu zaten hani o yüzden e, sakatlığın ne Curry'i ne Golden State'i çok fazla etkilemeyecek ama o kadar kritik yani lüksü yok hiç Golden State'in. Bir ortasında. de iki sezon önceki durumu olabilir. Şimdi Play'ine iki maç kazanmalı yerden girersen yani iki maç kazanmak zorunda olursan elenebiliyorsun ki daha önce Play'inde Lakers'e elendi. <laughs> Stephen Curry ve Warriors. Şimdi Dallas orada olabilir, Phoenix orada olabilir, Lakers orada olabilir, Sacramento orada olabilir. Şimdi bunların hepsi Golden Set'le kafa kafaya oynayabilecek Sa Sacramento ile oynasınlar herhalde. Ve maç sonuna kalır kesin Sacramento ile ama şöyle bir şey var. Bunlardan bir tane kazanabilirsin ama bunlardan iki tane kazanabilir misin? Mesela o kazanamazsan playoff'a kalamıyorsun. Ee, diğer tarafta tabii Doğu'da çok fazla etkileyen sakatlık var şu anda. Çünkü Philadelphia'da Embiid'in ne zaman döneceği belli değil ve Deandre Melton'da ne zaman döneceği belli değil. Diantin Melton, şimdi mesela Embiid tabii ki en önemli oyuncu olduğu ve yani şimdi Embiid'in ne kadar önemli bir faktör olduğu bir tarafa, Philadelphia'nın yaptığı her şey de o kadar temel ki Embiid. Embiid'in yerine mesela Paul Reed'i koyduğun zaman <laughs> takım kalite kaybetmiyor, <laughs> kimlik kaybediyor yani değişiyor ya, tamam. tamam başka bir şey oluyor. Ee, bu yüzden hani zaten Embiid düzenen konuşuyor Fakat burada kritik noktalardan biri de sezon boyunca çok önemli bir oyuncu olan. Çünkü bu takım James Harden ayrıldıktan sonra guard rotasyonu oldukça daraldı ve topla karar veren olan oyuncu sayısı çok azaldı. Şimdi Tyrese Maxey'in yükselişini diyoruz. Fakat Tyrese Maxey'in en önemli sorunlarından biri Tyrese Maxey savunmada çok en zayıf halkalardan biri. Yani işte mesela Trae Young yıllarca çok eleştirildi, haklı olarak çok eleştirildi. Tyrese Maxine'in Tra Tra Trae Young'dan farkı yok yani. Gerçi bu seneki, dedim ya, hep söylüyorum, bu seneki Trae Young bir, bir tık daha iyi ama... Ha bu seneki Trae Young'dan farkı yok yani Maxine. Melton onu çok güzel dengeliyordu. Melton çünkü müthiş bir topa baskıcıdır, çok iyi savunmacıdır. Melton sakatlandı belinden ve sırtından ve bir daha haber alamadık kendisinden. Yani işte 10 gün deniyordu, 15 gün deniyordu Tarih ama... Tarih yok hala. Hiç, ama bu tip sakatlıklar biliyorsun. Evet. Yani, e, i̇ki tür sakatlık var. Hiçbir zaman e, tam bir tarih vermek çok zor. Re e, Rehabilitasyona oyuncunun nasıl reaksiyon verdiği önemli. E, i̇şte bel ve omuz bunlar. E, maalesef altından daha e, önemli. En son Tires de zaten e, beyin sarsıntısı protokolüne evet. girdi. Zaten NBA'de e, sakatlığından beri hızla aşağı iniyor Philadelphia. Onların işleri bayağı karışık ve de il tarih yok. En önemlisi o. Doğu'da bir de çok karışık takım var mesela. Şu anda Atlanta Hawks'ta da Trey Young parmak sakatlığı yaşıyor zaten. Mart ayını kaçıracak Trey Young hmm. bu açıdan. Sadik Bey de sezonu kapattı. Ya onların işi de çok zor. Onlar da onun sırayı maçı... tutmaya çalışıyorlar. Brooklyn o kadar kötü ki onları yakalayabilecek halleri yok yani <laughs> yani şey kim daha kötü, kim daha hmm. az kötü yarışması var orada. Ve herhalde, yani şöyle bir durum olabilir. Ee, Atlanta büyük ihtimalle çünkü maç sayısı çok azaldı. Brooklyn'i yakalayabilecek mesafesi yok. Atlanta 10 olursa tarihin en düşük galibiyet yüzdesiyle 10. sırayı almış takım ya, olabilir. Batı'daki mücadeleye bak, Doğu'daki mücadeleye bak. Acayip aynen, bir şey aynen. yani. Do yani Doğu'daki 10. ile Batı'daki 10. arasında böyle 8-9 galibiyet farkı olabilir. Burada şey tabii önemli. Ee, yani Atlanta öyle çok bocalıyor. Ee, yeri gelmişken şeyi söyleyeyim. E, Toronto'nun kabus sezonunda kabus ötesi bitti. Evet, Scottie Barnes da sezon kapattı. E, Jakob Pöltel de kapattı. Neyse ki Emmanuel Quigley ile işte Emmanuel Quigley neler yapabilecek testi oluyor kalan. RJ Barrett ve Emmanuel Quigley'e pozisyon şeyi oluyor. Ben benim mesela hiç ama hiç ihtimal vermediğim bir şeylerde Emmanuel Quigley geçen maçlar ıı, geçen hafta 17 asit yaptı bir maçta. Hani Yani tamam Emmanuel Quigley'i ben çok severim. Ben ıı, önemli yerlere gelebileceğini yani asıl gardı olduğu zaman çok ciddi etki yaratabilecek bazı özellikler olduğunu düşünüyorum ama bunlar arasında Çift taneli asist yapmasaydı 17 asistlere çıkması pek yoktu yani. Diğer tarafta da son olarak şey de söyleyeyim. Scottie Barnes sol elinden ameliyat olup sezonu kapattı. Benedict Matur ve Indiana Pacers omzundan sakatlandı. O da sezonu kapattı. E, bu arada önceki haftaki Cuma günü ne lanetli bir gündü. Aynı gün iki evet, kişi bir de elini kırdı. Westbrook'ta Scottie Barnes'la. bu arada Westbrook'ta tabii sezonu kapattı. Kapatmadı daha doğrusu. Sezon sonunda playoff'un başı da dönebilir. Aynen öyle. Elini kırdı. E, Matur'un kanısı çok önemli. Çünkü Indiana e, yarışta işte 6 5 6 7 8 yarışının içinde. Onlar da tabii Tyrese Halliburton'un bu işte 40 milyon dolarlık meselesi yani 63 maçı tamamlayıp NBA'ye girme meselesi bence onların sezonuna çok ciddi bir darbe vurdu bir taraftan. Çünkü Tyrese Halliburton o hem senin yaşayıp döndüğünden beri yarım yamalak oynuyor. Yani sadece hani şey gibi bu, e, sigorta günlerimi tamamlayayım da emekliliğimi alayım der gibi yani. Böyle yalım yamalak oynuyor. Takıma da belli bir oran Son dönemde biraz daha iyi yani artık galiba hamstring toparlamış durumda. Ama bak, yaklaşık bir 15-20 maç yarım yarım oynadı Tarih bir Börd'ün. Buddy Yıld'la ayrıldıktan sonra... Evet o çok ciddi sorun. Buddy Yıld'ın zaten biz hep bahsediyoruz. Buddy Yıld'ın çok yüksek volümle üçlük atıyor olması onların alan paylaşımı her takım için geçerli ama Indiana için de çok geçerli. Çok önemli bir faktör. Onlar biraz şeye çok önemli. Maturin gerçekten lige geldiğinden beri dünyanın en at gözlüklü oyuncularından biriydi. Yani Cam Whitmore'un bir başka çeşidiydi. Her 20 tane attı üstün bir pas veriyordu. Zaten pas vermeyi de çok bilmiyordu. Artı yani mesela çok dikini oynayan bir oyuncuydu ama en ufak bir yönde. Yani çok dar kalıplarla oynayan bir oyuncuydu. Ve açıkçası çok da verimsizdi. Fakat her oyuncu gibi o da olgunlaşıyor. Hani çok pas vermeye, çok geniş e, yelpazede oynayan bir oyuncaya çok dönüşmemişti ama verimli bir skorere dönüşmeye başlamıştı. Ve özellikle Buddy Hill'da ayrıldıktan sonra onun rolü, takımdaki taşıyacağı e, yük artacakken onun devre dışı kalması takımın skor opsiyonlarını çok daralttı bir evet, anda. Bir de sonuçta sen 120 sayı atmaya oynayan bir takımsın tamam mı? Şimdi birilerinin, 120 mi? Birilerinin o 120'ye seni götürmesi lazım. 120 abi. mi? Genelde ortalama o yani. Yani 120 biraz iyimsel oldu. 120 <laughs> 4 sayı otomuyorlar. Amaçları onların 135 atmak aslında. Ya şimdi sen oraya birinin götürmesi için şimdi Halliburton 25 atmayacaksa kim atacak abi o sayıları? Pascal Siakam atıyor tamam belli bir yüzdeyle. Fena yüzdelerle oynamıyor Pascal Siakam. Ama da. o da çok böyle yüksek bir skorer değildir. Bir yani. de Indiana Sacramento'nun bu sene yaşadığı şeyi yaşıyor. Yani Indiana Sacramento'nun geçen sezonu ve bu sezonu tek bir sezonda yaşadı. O kadar yüksek volümle başladılar ki o yüksek keskin oyunu sürdüremediğinde bir tık düştüğünde arkanda seni toplayacak bir savunmam diyor Çünkü savunma stratejileri çok kötü. Carlisle o konuda bence takıma biraz kötü bence, e, hocalık yaptı. E, ya bir tercih yaptı ve kişi bir tercih olmadı o kesin. Yani üç sayı kesin de savunacağız. <laughs> yani diğer bırak her şeyi bırakıyoruz. Turnike atın abisi. <laughs> Aynen, Orada iki, iki, konu var. Birincisi Miles Turner e, iyi bir sezon geçirmiyor. Yani onlar Miles Turner'la... E, her o, şeyi toplar sandılar. Topla her şey değil ama belli bir kabul edilebilir sınırda tutabiliriz diye düşündüler. Kabul edilebilir sınır demeyelim. Yani felaket olmaz işler dediler. Felaket oldu. Ee, ama Pascal Siakam geldikten sonra ve Aaron Smith net bir şekilde ilk beşe yerleştikten sonra Smith'in ne ufak bir sakatlığı oldu. Onunla bence tam kurgulayamadılar. Onların e, hem planları hem de savunma performansları bir tık değişti. Tabii ki yani korkunç oldukları için iyi oldular ya da vasat oldular falan demiyorum ama stratejiyi değiştirdiğin zaman ve personel de değiştiği için Artık biraz daha farklar. Yani her gelin abi ısınma turnikelerine devam edin yapmıyorlar artık. Biraz partiye el gösteriyorlar diyorsun. Hmm. Buradan 3x3'e geçelim istersen. Geçelim abi. efendim Algidan Ağırla birlikte 3x3'e hoş geldiniz. Bir yandan güzel Algidan Ağırlarımıza bakacağız. Bir yandan da haftanın dikkat çekenlerini konuşacağız. bu renk grubuna uygun bir şey giydim. Ya bu bu şeyi tişört, uzun kollu tişörtü giyme fırsatı kolay kolay bulamam bu sezon ama. Evet. Oakland, kral, Washington Wizards çok zor giyilir bu programda ama giyildi de tam giyilir. O yüzden de iyi seçmişsin sen de. Oyuncuların da kim öne çıktı bu hafta? O yüzden de abi Doncic nasıl bir dönem geçiriyor ya. Yani Al, 7 oldu değil mi? 30, 30 triple evet, oldu. 6 oldu. 6 oldu. 6'da kaldı. 7'ye yedi, niye çıkamadı biliyor musun? 45 sayı atıp triple double'a gittiği günde asisti yani bir asistle kaçırdı. Onu da atsa bir de 7 maçlık 30 seri olacaktı. Ya 30 sayılık triple double'ı sanki sıradan bir şey gibi. Ya NBA tarihinde kaç tane var bundan kardeşim? Sen 6 tane üstü yapıyorsun. Yani e, kariyer bittiğinde en fazla 30 sayılı triple double yapmış oyuncu olacak. Kesin. Mutlaka. Kesin. Hani Russell Westbrook'un triple double'ı kırması çok zor ya da belki şu anda yakış onu geçebilir ayrı konu da e, triple double rekorunu bir şey diyemem ama 30 sayılı triple double yani süper skorer triple double diyelim ona o acayip bir standart ya. Zaten yani son 3 maçta 37 sayı 10 rebound 10, 10 asist yapıyor bu hafta. E, bu hafta 4. maçta i̇şte dünkü birlikte 35-11-12 yaptı Hı. ya ortalama. Abi şimdi şunu iyi anlamak lazım. İşte hep biz 27-7-7 örneğini veriyoruz. Lebron hmm. örneği. Şimdi evet belli rakamlar biraz hormonlandı. Bireysel olarak hücumun ıı, çok daha etkili olabileceği bir dönemden geçiyoruz. Bireysel hücumun. Ki NBA şu anda o e, bireysel hücumu sınırlamak için sürekli bir yol aramaya başladı. NBA'nin en büyük tartışma konusu o. Ve e, belki bunu başka bir programda tartışırız. All Star maçının lakaytlığından sonra NBA yönetimi sanki hakemlere bir şey söylemiş gibi bir anda oyunun kuralları değişti. Aynen de. öyle. Aynen öyle. Ve hücum reytingi 117 idi ortalama olarak All Star'a giderken 114'e düştü All Star'dan beri ve şeylere bakmışlar verilere. Serbest atışlarda ve şut halindeki serbest ışlarda inanılmaz bir düşüş var. Hakemler çalmıyor artık bunları. Ya bunu e, hadi yeri gelmişken söyleyelim. All-Star arasından sonra All-Star maçının ne kadar bunda tetikleyeceği etkisi var Travma yarattı bence All-Star maçı. Bence ben, o, ben orada çok şey düşünüyorum. uzun süredir konuşulan bir şeydi bu. Yani abi, hücumlara hücumların e, ayrıcalıklılığı. çok fazla. Ya, evet. Çok fazlalaşmıştı. Özellikle şey çok konuşuyordu. Yani geçen sene şey kuralı geldi. Hücum oyuncusunun toplu oynamadığı eliyle kendine mesafe açmasına hücum foul çalınacak dendi. Onu sezonun başında hiç uygulamamaya başlamışlardı. Yani hücum oyuncusu hücum boş eliyle istediği her şeyi yapabildi. Onun dışında hemen hemen her temasa yani freedom of movement dedikleri hareket serbestisini iyice abartmışlar. Yani, yani hücum oyuncusuna dokunmak özellikle perimetrede dokunmak imkansızlaşmıştı yani neredeyse. Tamam hani falan geçtim. Ee, hareketi kısıtlayan hiçbir şeye izin vermiyorlardı. Fakat şimdi All Star maçının travması değil. Oraya gelene kadar bu çok aşırı konuşulmaya başladı. Abi önüne gelen 70 atıyor. Yani bireysel olarak birebir de bazı oyuncuları tutmanın hiçbir imkanı kalmadı. Hmm. Önlem de alamıyorsun yani bu kurallarla değil. Şimdi bir günde kuralları da değiştiremiyorsun ya da uygulama yapıyorsun. Fakat benim anladığım kadarıyla All -Star arasından sonra şöyle bir şey oldu. Abi maçları playoff gibi yönetimlendi. Abi şu anda playoff gibi yönetiliyor. Yani aynı kurallar var. Fakat belli temaslara... Yani abicim dokunduğun anda da forlu olmasın. Yani... ...spor gereği, oyun gereği temas diye bir şey var ya. Yani. Ben yıllardır zaten şeyi hiç anlamam. Yani bence çok saçmadır. Playoff geldi, düdük standlarda değişiyor. Bence hiç olmamalı. Bence. bence standart her zaman çok aynı olmalı. Ve abi yani şu işin artık bir şekilde çözülmesi gerekecek. ki NBA'de bu konuda artık oraya doğru gidiyor. Yani az önce bahsettin ya sen. Yani hucum oyuncusu sana doğru geliyor hücum oyuncusu sana dokunuyor, hücum oyuncusu kenara devriliyor ve sen suçlusun. Evet. ben savunmacı olarak ne yapabilirim ki burada? Ya aslında... yani işte bu Manu Ginobili'lerin, James Harden'ların atıyorum herkes bunu yaptı. Yani T-Mac'ler de yaptı, Kobe'ler de yaptı. Şimdiki modern oyuncuların çoğu yapıyor zaten. Trey Young'ın, Trey Young gelip sana vuruyor. Chris Paul gelip sana vuruyor mesela. Artı zaman geçtikçe bu analiz yapıldıkça bu konuda uzmanlaşmaya başlıyorlar. da İspanya milli takımının bütün İspanya basketbolunun en iyi yaptığı şey nerelerde teması göstererek kolay foul alırsın üzerine koydu. Adamlar yani bunun üzerine bir e, ülke basketbol felsefesi geliştirdi. Tabii genç oyuncuları sen böyle yetiştiriyorsun artık. Ve, genç oyuncu bunu öğreniyor. E, sonuçta bunu analiz edip öğrendiği zaman NBA'deki diğer oyuncular yani işte James Harden'ın nasıl foul almaya çalış James Harden'ın mesela ben hep söylüyorum James Harden bir dehadır. Basketbolda değiştirdiği üç şey var. Bunların iki tanesi çok şeytani abi. Yani, yani step, back, step back, ve side step denen şey bugün basketbolun oynanış stilini değiştirdi. Şu oynanış stilini değiştirdi. Olağanüstü yani. Bunu daha önce yapıyorlardı ama bunu ana silah olarak değiştirmesi bence James Harden'ın sadece James Harden'ın eseri değil zaten. Bu yani bir, bir icat değil sonuçta. Ama James Harden sayılıyor. Fakat diğer iki tanesi gerçekten e, basketbol izleme keyfini de e, hakemlerin yönetmesini de işin ahlak yani iş etiği tarafını da çok bozdu. Biri işte Penetre, basket e, atmak için değil, foul almak için yani penetre Evet, rakibin vücuduna doğru yapılan Aynen. penetre. Aynen. James Harden hiçbir zaman basket atmak için penetre etmiyordu. Foul almak için penetre ediyordu. Şimdi bu teknik olarak daha iyi bir şey skor anlamında. Ama şeytani abi. Hı -hı. Diğeri de şey zaten, e, gather step'i e, esnetmek. Yani hı -hı. o ilk e, herhangi bir dribling hareketi yaparken, o gather step dedikleri, yani driblingden top ele gelirken sıfırıncı adım, o sıfırıncı adımı ne kadar esnetebilirim? Hı hı. Bu tabii ki büyük avantaj sağlıyor ama abi Steps'in sınırlarını nereye kadar zorlayacaksın? Yani? Ve işte bu All-Star bir şeylere biraz baktım. Ee, serbest atış yüzdeleri de de yani serbest atış kullanma yüzdeleri de yüzde 10 civarında düştü. <laughs> düştü onlar yani. Burada şey çok önemli. Aslında kural kitabına şimdi hakem e, NBA özellikle Amerikalılar Kuralları çok detaylı yazmayı çok severler. Zaten bütün kuralları, mesela Flagrant foul kurallarının kaç tane maddesi var? Evet. Hakeme mümkün olduğunca az inisiyatif bırakmaya çalışırlar ki bu herhangi bir kuralın uygulanmasında farklılıklar olmasın. Yani daha homojen olsun bu kurallar. Fakat abi bazı kuralları da yazamıyorsun abi. Daha doğrusu, kural yazıyor ama hakeme kalıyor. Bu silindir hikayesi var. Bu dünyanın her yerinde böyle. Sırf NBA'de değil. Oyuncular birilerini silindir olarak düşünürler Ve bunlar hareket edebilen silindirlerdir hangi silindir diğerinin silindirine tecavüz ediyorsa öyle değerlendirilir. Ve genelde hücum oyuncularının rakip savunmanın silindirine yaptığı saldırılarda genelde e, savunmacılar her zaman ama her zaman çok daha fazla dezavantaj yaşarlardı. Bunun üzerine bir de o, o ofen dedikleri yani dribbling yapmadıkları eli kullanmalarına bu kadar izin vermelerine en azından bunları dengelemeye çalışıyor gibi gözüküyor e, konuşulmayan bir kural var. Peki diğer oyuncuların kim burada? Luka, ben Luka'yı almıştım bu arada. Sen aldın diye değiştirmedim. Luka'yı tuttum yok, diğer ikisini Ne de, değiştirdim. Yok ki Hı -hı. değiştirmeye gerek yok. Kevin Durant olağanüstü bir hafta geçirdi. Çok formda. E, Çok formda. Yani bir Celtics maçı oynadı. Kaybettiler belki ama abi efsane. Abi o maçta Celtics resmen bir beyzbol sopasıyla dövmediği kaldı adamı. İnanılmaz maç oyunu. Bu haftayı 38 -7 5 ile geçirdi. Ve yani belki de e, felaket bir sezon geçiyor olabilir ama sezonun son bölümü biraz daha toparlanmış bir halde gözüküyor. Ve nihayet Detroit istediği Kate Cunningham'ı sadece bu bir haftadan bahsetmiyorum. Son bir buçuk ayda biraz görmeye evet. başladı. Biraz daha merkez oldu. Bu haftayı da 28-6-9'da geçirdi Kate Cunningham. Daha hızlı görünüyor Kate Cunningham. Yani daha çabuk karar veriyor son dönemde ve dribbling üstü üçlükleri çok arttırdı. Yani sadece geçen şut değil. Dribbling üstü üçlükler de çok başarılı şu anda. Ben de onun böyle bir oyuncu olabileceğini inanmıyordum. ama Son dönemde daha hızlı ve daha güçlü. Ben inanıyordum. <laughs> ee, özellikle biliyorsun yazın Amerikan milli takımı e, selek serisini çok iyi geçirmişti. Yani Amerikan milli takımına karşı oynayan oyuncular e, arasında en iyisi gibi gözükmüştü. Şey çok önemli abi. Son bir buçuk aydır iyi oynuyor ama abi psikolojisi değişmiş ya. Yani sahada sürekli mutsuz, kendi kendini sorgulayan bir adam varken şimdi çok daha rahat. Yani yapabileceğine o da inanmış ve oyunun akıcılığına bırakıyor kendisini. Psikoloji demişken de Lillard de daha iyi bir dönem geçiriyor son dönemde. Sezon başından itibaren yani clutch bölümleri çok çözüyordu ama maç gene de bunu yayamıyordu. Çok konuştuk burada zaten. Geçen hafta 28 sayı, 10 asiste yakın ortalamalar tutturdu zaten. %46 ile üçlük katıyor 30'lardan kendini kurtardı. Ve serbest atışlarda da çok yüksek yüzdeyle atıyor. Onu yani da, kötü muhalifetler aldılar ama e, genel olarak çok rahatladığını görüyorsun son dönemde. Yani daha iyi hissediyor kendini. Ama arkadaşlar. mesela müthiş bir Clippers maçı oynadı. Ben yayındaydım. Hala oyun etkisi düşük ya. Hı -hı. Yani o Portland'daki gibi oyunun her anında oyunu kontrol eden Lillard gibi değil. Biraz bence playoff'da onun bir şey serisine ihtiyaç var. Bazı böyle transferlerde olur. Playoff'da bir yer gelecektir. Hiç düşünmeden böyle arka arka 7-8 tane şut kullanacağı bir yer gelecek deminlerdi. Yani öyle bir çıldırmaya ihtiyacı var. Hala bu takım yenisinin takımı gibi hissediyor olabilir çünkü. Domantas Sabonis e ekliyorum son oyuncu çünkü çılgın bir form düzeyinde. Sacramento iyi bir istikrar düzeyinde değil. Maalesef Sacramento bir gece çok iyi, bir gece çok kötü. Bir devre çok iyi, bir devre çok kötü. Ama Domantas Sabonis 24 sayı, 17 rebound 10 asist, 2 top çalma, 1 blok. Son 3 maçta sağ içinden %72 ile oynuyor. Yani kusursuz bir basketbolculuk sergiliyor sonuna yaptım. Ee, çok haklısın. Ee, küçük bir ekleme yapayım. Sezonun ilk bir aylık bölümünü çıkarırsan, Tomatoes Williams harika bir sezon geçiriyor zaten. Ya Ligin en iyi 10 oyuncusundan biri gibi oynadı bu sezon. En Aynen. iyi oyuncusundan biri demiyorum bu arada, sakın yanlış anlasın. Playoff'ta çünkü belli eksiklikleri tabii ki öne çıkacak ama ligin en iyi 10 oyuncusundan biri gibi oynadı bu sezon. Çok net, çok net. Takımlarda kim var sende? Ee, New Orleans biliyorsun, onların evet. hani e, bir günü bir günde çok uyumuyor ama e, New Orleans üst üste 4 maç kazandı. Indiana, Toronto, Philadelphia ve Atlanta çok da güçlü bir takım oldu. Sakatları olan takımları çok rahat yendiler evet, bu hafta. Deplasman turunda <laughs> eksik takımları güzel avladılar. Ama ne <laughs> olsun? 4 Bu dört galibiyet rakiplerden bazı hepsini paramparça ederek kazandılar. Hmm. Yani dümdüz e, ettiler rakipleri. E, Miami, yani New Orleans ve Miami zaten hani okuması özellikle normal sezonda çok zor takımlar. Miami tam ritmine girdi. Sakatlar büyük oranda iyileşti falan derken e, çok bence başarılı bir batı turu yaşadıktan sonra Abi arka arkaya çok zor iki yani iki tane anlaşılabilir deplasman maçı kaybettiler. Dallas ve City. Bunları kaybedebilirsin. Çok zor. Sonra gidip de Washington'a eldiler abi. Kendi sahalarında bir de. Üst üste üç mağlubiyet oldu şimdi. bir diğer takımın da bu tişörtü giyme sebebim. Yani Washington için iki galibiyet iki galibiyettir. Nefis. Hele, yani biri Charlotte tamam o olabilir de diğerinin Miami deplasmanı. Yani tek bir Miami deplasmanı galibiyeti bile Washington için bu sezonun şanlı zaferlerinden biridir. Ve 16 maç üst üste kaybettikten sonra ritimlerini buldular. 2 maç üst üste kazandılar. Ee, onları al yani sonuçta biraz için esprisi iki galibiyetten ne olacak falan. Hani Miami'nin böyle tökezleyebildiğini de biliyoruz. Charlotte çok kötü durumda. Şey çok ilginç. Bu galibiyetleri alırken şimdi Daniel Gafford takas edildikten sonra... Abi gerçekten pigme karması gibiler ya. ya kim 5 numara çıktı bu hafta? Deni Avdi'ye abi. Kyle Kuzma ve Deni Avdi'ye içeriye savunuyor. Thijs Jones, e, Corey Kispert, Bilal Kulibali, Deni Avdi'ye, Kyle Kuzma. Kim 5 numara abi bu takımda? Deni Avdi'ye 5 gibi oynuyor. Yani, yani. Düşün yani. Abi şey çok acayip. Bu ka Kadroyu sayıyorsun. İşte Kuzma 4. Yani normal pozisyon olarak. Avdi'ye 3. Ki av şimdi bazı oyuncular mesela Cirolde'nin de 5 numara oynatabildiği durumda. Abi Avdia sadece yani fiziğiyle falan değil oyun aklıyla falan orada oynamaya çalışıyor. Kuzma zaten fizik mücadeleyi sevmez. Ben hani kısa beşler zayıf oyuncular görüyorum. Bu kadar potu altını savunamayacak bir kadroyla ile görmedim. Şey işe yaradı yalnız. Jordan Poole'un ilk beşine ikinci beşe yerleşmesi onu biraz böyle tokat etkisi yaratmış galiba. Ama Evet bu alanı falan hiç savunacak bir takım değil ama buna rağmen kazanabiliyor olmaları ve biraz daha ritim bulmuş olmaları, biraz daha basketbol oynamaya çalışmaları bence etkileyici. Evet kesinlikle öyle. Tamamladın değil mi üç takım? Evet. Aynen. ben de New Orleans'ı almıştım yine şey belirteyim orada. Oğuzlar arasından beri ligin en iyi savunması onlar şu anda. Ama dediğimiz gibi evet, eksikleri olan takımlara karşı oynadılar. Joel Embiid'siz Fredelfia zaten nasıl hücum edecek yani. <laughs> e, ama iyi iş çıkarıyorlar. Demir Nuggets'ı koydum buraya Kaan abi. Demir Nuggets son 10 maçta 9 galibiyet elde etti. Sezonun son bölümünde de fikstürleri gayet iyi indirin. yani Batı'nın en tepesi doğru bir hücum edecekler gibi görünüyor ki başladılar o hücuma. Son maçta da dün zaten Toronto Raptors'a karşı 21 sayı geriye düştükleri maçta çok rahat aldılar. Yani her maçın sonunda çözebileceğine inandığı için Denver Nuggets her maçın sonunda bir şekilde çözüyor. Genelde çözüyor. Bu arada Batı'nın zirvesi demişken oradaki dörtlü yarış galiba iki yarışa dönüşecek. Hı hı. Yani Clippers ve Minnesota tökezlerken galiba Oklahoma City ile Denver'a kalacak Batı birinciliği. Ki önemli bir şey. Yani hala ligin şampiyonu olmanız için ilk üçte bitirmeniz gerekiyor. Tamam finale çıkabiliyorsunuz ama ilk üç çok kritik gerçekten de. İlk üçte bitirmeniz gerekiyor. Lakers'ı aldım. Sen onların formlarından bahsetmiştin. Son 17 maçta 12 galibiyet elde etti Lakers. Son 4 maçta 3 galibiyet elde etti ama en önemlisi Minnesota'yı, Milwaukee'yi ve OKC'yi yendiler. Yani güçlü takımlara karşı son dönemde daha iyi oynayan bir Lakers var. Onların sorunu Tamam Phoenix kadar zor bir takvimleri yok belki ama sezonun son bölümünde genelde deplasmanda olacaklar. Evlerindeki maçların çoğunu tamamladılar. Ama Lakers'ın bu son dönemki formu önemli. Buradan anlarıma geçeyim sonra iki anı sana bırakayım. Tamam. D'Angelo Russell'ın Milwaukee maçını aldım anlarımdan biri. Çünkü sezonun en iyi bireysel performanslarından biriydi. Yani 44 sayı attı, 9 üçlük isabeti var, 9 asisti var, 6 rebound aldı. Ve maçı sonunda da Damian Lillard'ın üzerinden pick and roll oynayıp Maçı kazandıran şutu attı. Yani dünce orası zaten takas döneminin sonundan beri harika. Yani beni takas etmeyin diye bağırdı ve sonra da evet kötü maçlar oynasa bile genel performans performansı çok yüksek, çok destansı bir galibiyet elde etti. Son çeyrekli 21 attı. 21 sayı ya mükemmel bir şey yani. yani e, ya benim anlarımdan biri e, önceki gün bir Philadelphia New York maçı yaşadık. Çamur basketbolunun da çamuru. Yani kanalizasyon basketbolunun çok yakın bir performanstı. Abi ağır balçık bu ya. E, 79-73 bitti son 8 senenin en düşük skorlu maçı. Evet, iki biraz mi? işte hakemlerin e, savunmaya izin vermesi falan diyebilirsin de bu biraz hücumların eksik olmasıyla çok Aynen. daha bağlantılı. Yani Maxi'nin falan hiç kimsenin olmaması. E, bu arada maçtan 2 gün önce e, New York Orlando'yu 74'te tutmuştu ve sezonun en düşük skorunda tutmuştu. Kendileri 73'te kalarak Orlando'nun rekorunu kıran yaz 79-73'te <laughs> şeyde e, internette mimler var. Abi e, ikinci yarı, devrede kalmış skorboard ikinci yarı güncellenmemişti. Zaten aynı geceki diğer maçlara bakıyorsun. İlk yarısı 70'lerde biten maçlar var mesela. Bunlar 79-73'te. Yani 152 toplam sayı iddialı. iddialı. Alt biter. <laughs> i̇ddialı yani. E, diğeri de... E, ya işte Boston'la ilgili hep konuşuyoruz. Yani onların yapabildikleri ve e, takımın potansiyeli ortada. Yani en yüksek, en iyi kadro olduğu kesin. Fakat maç sonu dertleri ve Jason Tatum'ın ben hani bazen diyorum Prenses Tatum diye. bir kere daha bu hafta çok gündeme geldi. Gerek zaten Denver maçının sonunu iyi oynayamaması ama bu Cleveland maçının sonu. Yani Cleveland maçının sonu biraz... E, kaostu biraz yani. Kaostu ve... Şans de, biraz tabii ki. Dean Wade ya şans. Dean Wade'in çok özel bir dönem geçirmesi olabilir. Fakat abi ne olursa olsun yani Boston ayarında bir takımın 20, son çeyrekte 21 sayıdan maç vermemesi lazım. 32'ye 6 seri yediler abi 7 dakikada. Ya Şimdi Dean Wade coşabilir, her şey ters gidebilir fakat bu ölçekte bir takımın bunu 32-6 değil ne bileyim atıyorum 25-15, 25-12'de 12 falan tutması lazım. 32-6 ne abi son çeyrekte ya. Son çeyrekte 9 dakikayla 2 dakikalık 7 dakikalık bölümde 32-6 seriler. Ve en önemlisi Jason Tatum, Cleveland maçının ikinci arasında 11'de 1 attı abi. Şimdi Tatum'la ilgili en önemli konulardan biri bu. Özellikle işte yaba <laughs> yabancı oyuncular öne çıktıkça Amer gerçek bir Amerikalı yüz arıyorlar. Lebron hmm. ve Stephen Curry ve Durant bıraktığı zaman yeni Amerikalı yüzü kim olacak? İşte Anthony Edwards'ı oraya çok geliyor. Tatum Edwards'ı oraya yakıştırıyorlar. Halliburton'u şimdi oraya yakıştırıyorlar. Ee, Tatum'un bir sürü çok değerli özelliği var. Ama bir her üstü oyuncuyu bırak abi. Söyle senin benim bile yani sokakta basketbol oynayan adamların bir go to move'u vardır. Yani en yapmayı sevdiği hareket. Abi Tatum'un gerçekten bir yapmayı sevdiği ve çok keskinleştiği bir hareket. En önemlisi köşeye gidip yan adım atıp üçlük hmm. atmak. Şimdi bu değil abi Gotham'u. mu? Bir zamanlar şeyi çok fazla yapıyordu. Ee, Kevin Durant'e benzer bir şekilde. E, yüksek posta doğru iki dribbling yapıp oradan şuta kalkıyordu. Abi şimdi hiç o yok. Ve maçların sonunda resmen böyle şaşkın ifade. Yani üst düzey oyuncuların abi kritik yerlerde bir gözünde bir kılcım çıkar ve aman, ne yapacağını bildiğini hmm. görürsün. Abi Tatum ne yapacağını biliyor gibi gözükmüyor. Bu yıllardır da böyle. Yani. Ya Phoenix maçının sonunda çok iyiydi bu arada. Onu söyleyelim. Phoenix maçını aldırdı. Ama şey sıkıntısı var. Tatum'un kafasında şu an şu var. Biz takım olarak kazanıyoruz düşüncesi var. Ki Celtics takım olarak çözüyor. Bu da bu ama arada, bak, bu çok değerli bir şey aslında. Ama, ama bir de normal sonunda şöyle bir sıkıntı var. Celtics o kadar fark atarak kazanıyor ki maçlarını. Yakın maç sayısı oynadıkları çok az yine. Ve geldi ne yakın maç oynayacaklar. İşte orada takım dönüp Tatum'a baktığında Tatum ne yapacak? Yine büyük bir referandum olacak bütün embet. Valla şu ana kadar da çok iyi sınavlar vermedi. Onu da söylemek lazım. Buradan da sorulara geçelim. geçelim. Evet efendim sizlerden gelen soruları seçtiğimiz bölüme hoş geldiniz. Umut Subaşigil'in bir sorusu var abi. Umut Subaşigil'in sorusu var galiba. İkisi de olabilir. <laughs> Yorumcu olduğunuz ilk NBA maçı hangisiydi diye sormuş. 2003 Noel'i. Yani 2025 tarihinde biliyorum Noel maçı olduğu için 25 Aralık 2003 Philadelphia Lakers. Evet, hatta şeydi işte MTV'ye geçmişti yayınlar. NTV'nin o zaman yorumcusu Murat Didin'di. E, Murat Didin ama İtalya'da yani sezon ilerlerken İtalya'da bir koçluk görevi almıştı. Reggio Calabria'ya gitmişti galiba. E, bir hafta beni konuk yani ben bir gazeteciydim o zamanlar. Beni konuk almışlardı. Gidiş o gidiş. İtalyan basketbol senin hayatını değiştirdi o zaman. O, evet, evet. Yani o kimse Reggio Calabria başkanı hepimizin hayatını değiştirmiş. Bu arada 20 yılı geçtiğinin farkındayız değil mi? <laughs> Ben de bugün şeyi fark ettim Kaan abi. Benim de ilk yorumcu olduğum maç 18 Mart 2017. Şimdi 18 Mart 2017'nin üzerinden de 7 sene geçmiş. Yani Vay şimdi, be. Ya, aynada beyazlarımı görünce biraz fark ediyordum da uzun süre genç semih, genç semih muamelesi gördükten sonra yaşlandığımı hissediyorum ben de. Benim de ilk maçım Detroit Pistons, Toronto Raptors kanı Ama Ha hiç hatırlıyorsun. Ee, ha, benim... Twitter'dan dolayı hatırlıyorum çünkü tweet atmıştık yani. Oradan geçen Orkun'la çıkardık. Benim o zamanlar Twitter yoktu öyle <gülüyor> <gülüyor> o i̇nternet az zamanlar tuşlu telefon vardı. <laughs> Ve şey abi yani kaderimi belirleyen bir maç olmuş gibi hissediyorum. Çamur basketbol 20'de 3 üçlük atmış Detroit. Detroit'in 5'ini sayıyorum sana. Kentavis Caldwell Pop, Marcus Morris, Tobias Harris, Reggie Jackson, Andre Drummond. Bu beşi anlatmışım o gün ve orada NBA yorumculuğum başlamış. Kaderim değişmiş benim. Yani sevdiğin yerden başlamış ama insan herkesin sevdiği yer olmayabilir o. Çakmak sormuş. Güç dağılımı sizce NBA için ne kadar hayırlı oldu? Herkesin herkesi yenebilmesinin belli bir cazibesi olsa da genel toplamda ürüne yaptığı etkinin ne oranda hayırlı olduğunu düşünüyorum. Bunun e, benzer tartışmaları daha önce de yapmıştık teorik anlamda ama burada farklı görüşler var tabii ki. E, Sorçakma'ya da dostumuza da teşekkür ederim. Taktik Sahası Podcast'ına beni de çok çağırıyorlar falan. Çok teşekkür ediyorum ona da. Dinleyin lütfen. E, abi şöyle bir düşünce var. Ben bunun başta çok iyi olduğuna inanıyorum hep. Çünkü haneden 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 çok sıkıyor. Ama her sezon NFL tarzı ki NFL'de de öyle olmuyor aslında. Her sezon başka birinin şampiyon olması da bir noktadan sonra fazla sürpriz ve fazla ne diyeyim kaos yaratıyor o da cazibesini kaybediyor. Yani ne olursa olsun bu şey gibi yani sevdiğin bir yemeği sürekli üst üste yediğin zaman sevdiğin yemekten bile soğursun. Şimdi son 5 sezonda 5 farklı takım şampiyon oldu NBA'de. Bu en son ne zaman olmuş NBA'de? 1970'lerin başında olmuştu. Ya yani 70'lerin başında NBA bir her sezon başka bir takımın şampiyon olduğu bir yerde. Ki 70'lerin sonunda da işte bir sene Portland şampiyon olur bir sene Washington şampiyon olur. Fakat 80'lerle birlikte Boston geri dönüyor. Lakers zaten baştan, başa geçiyor. 90'larda Chicago var. 2000'lerde Lakers var. San Antonio var. Sonra Golden State, işte Miami Golden State. Golden State'in son şampiyonluğundan beri, yani Kevin Durant'li son finalinden beri, son şampiyonluğundan beri değil. NBA tamamen bir sürpriz şampiyon döngüsüne girdi. Hep farklı takımlar şampiyon oluyor. Dedim ki bu başta cazipti. Ama bir noktadan sonra insan şunu arıyor. Bir referans noktası olması lazım ligin. o referans noktasına göre diğer takımların konu olması lazım. Bakalım Denver Nuggets şimdi o referans noktası olmaya gidecek mi bu sezon? Burada çok katılmadığım bir nokta var. Evet farklı şampiyon ama sürpriz şampiyon demek çok doğru değil. Biraz NFL gibi değil yani. NFL'de sezon başında favoriler belli ama takımların sezon içinde çok değişebildiğini, bir sene içinde değişebildiğini de görüyorsun. Ama NFL'de bile Tom Brady ile Patrick Mahomes acayip domine ettikleri için orada da parity yani ama güç dağılımı bitti aslında. Ama sonuçta sadece şampiyona bakmamak lazım. Sonuçta... E NBA'de bu döngü 5-6 yıllık hatta 7-8 yıllık döngüler. Yani sonuçta ligin tepesinde olacak takımları 3 e aşağı 5 yukarı e biliyorsun. Onlar arasında hani birinin diğer, diğerine şampiyon olarak üstünlük sağlaması önemli değil. Yani tak, ligin işte atıyorum 30 takım var ya hani Kabaca beşe bölelim yani işte güçlü şampiyon adayları işte hmm. onları tehdit edecekler bunlar sürpriz adayları vesaire. Abi bu aslında bu hiyerarşi çok bozulmuyor ve bu sürekli değişiyor yani tepedekiler aşağı iniyor aşağıdakiler yukarı çıkıyor. Şey gibi değil yani... Abi hiç işte biz bunları üçüncü seviyede gördük. Birinci seviyede demişler gibi pek bir şey olmuyor. Bence o açıdan sağlıklı. Bak. Bence orada tek sıkıntı şu abi. Miami'nin geçen sezon yaptığı veya Lakers'ın geçen sezon yaptığı gibi bir takım normal sezonu çok kötü bitirip playoff'ta finale giderse bu uzun vadede normal sezon ürününün değerini düşürüyor. O konuda Yani Memphis haklısın. ve mesela Memphis'in geçen sene yaşadığı şey bu sene OKC yaşarsa veya Minnesota yaşarsa gelecek sezon takımları iyice şey diyebilir. Abi biz niye uğraşıyoruz ki? Yedinci olalım. Yedincilikten gidelim. O konuda çok haklısın. Yani birinden biri yapsaydı yani Lakers konferans finale gitseydi ya da Miami İkisi birden olunca iş e, biraz hani keyifli gibi gözükse de açıkçası e, mantık sınırının dışına çıktı biraz yani. Mümtaz Hakan Yavuz sana senin uzmanlık alanı Kaan abi. E, bu konularda şeysin. En iyi biceps kimde? NBA'de demiş. Benim favorim David Robinson demiş. Ya şimdi tabii basketbolun e, antrenman teknikleri ve oynama tekniği değiştikçe artık oyuncular... Upper body denen yani hmm. göğüs ve üstünü çok çalışmıyorlar. Yani modern oyuncuların çoğunun... ...böyle çok geniş omuzları, çok geniş kolları genelde... Yani ...bazı tabi istisnalar var olsa da olmuyor. Ama eskiden... Yani ...hakikaten... Kapı vücut, gibiydi. Kapı gibi, yani. vücut geliştirme <laughs> gibiydiler. Ha, bu işte herhalde altın standart her zaman Karl Malone'dur yani. Hani Karl Malone'un üstüne Charles Oakley falan birkaç isim daha sayabilirsin. Ee, çok... Dale Davis'ler falan da çok... ...etkileyicidir. Michael Cage. Ee, ama yani Karl Malone altın standart. Fakat ben farklı bir şey vereceğim. yani kola ve vücudu oranla ben Andrei Gadala'nın bisepsleri kadar saçma bir biseps hmm. görmedim yani. Gerçi o son yıllarda biraz şey, ıı, şey yaptı yani fiziği değişken sonra. Ama özellikle Philadelphia'daki son sezonuna falan filan bakarsan abi öyle biseps mi olur ya? Hmm. Yani resmen şey gibi abi silikon silikon taktırmış kola diyordum ben yani. Ya, o da kapı gibiydi ya o da, o da ya, o. öyleydi ama hani, tam şimdi kapı gibi çok oyuncu var. Ama bu Nikola Pekovic'ler falan çok hmm. Abi böyle biseps mi olur ya? Hakikaten sil silikon, ben silikon taktırmış diyordum yani. Hakikaten haklısın oradan. İgadan'ın vücudu çok Zaten İgadan'ın Philadelphia kariyeri de severdim ben açıkçası. Sonra evet. Warriors'ta çok daha büyük bir kariyer yani, oldu. İşte altın standart herhalde karman hmm. O zaman ben soruyorum. Ee, Ercan Kaya sormuş. İlerleyen yıllarda Batı'da San Antonio, Utah ve Houston Rockets gibi genç takımlar daha iddialı olduğunda üsttekilerin hangileri alt seviyeye düşer? bir nevi batıda iyi takım sayısı artacak. Kim daha erken takım sıfırlamaya geçecek. Evet yani burada Ben Bayama'ya güveniyoruz. Alperen'e güveniyoruz. Houston'ın Alperen etrafına bir takım kurmasına güveniyoruz. Utah Jazz'ın da daha iyi bir takım olacak kesin. Yani iyi bir yönetim var, iyi bir koçu Bu var. üç takımın da draft hakları da daha fazla. Tabii. Zaten şimdi OKC o adımı attı. Bu takımlar da atacaktır. Kimler tepeden düşecek? Golden State düşecek. Yani Stephen Curry bıraktığı anda. Lakers'ın bir duraklama dönemine gireceği olacaktır. Yani şimdi LeBron'a 3 sene mi verecekler, 2 sene mi verecekler o kontratı bilmiyoruz. Pani e, hani Phoenix Suns'ın hiçbir draft hakkı yok. Kevin Durant'ten sonra mesela Bradley Beal'ın kariyerinin sonunda Phoenix Suns ne yapacak merak ediyorum. Yani metiş Piyan'ın nasıl bir planı var orada merak ediyorum. Herhalde bir şeylerin değişeceğine inanıyor NBA'de. Kuralların mı değişeceğine inanıyor Seller konusunda. Bence ona güveniyor. Çünkü takımdaki hiçbir şeyi bırakmadılar şu an. Hiçbir hak kalmadı. Draft edemeyecekler. Oyuncu takas bile yapamayacaklar belli bir dönem. Orası çöl abi. Çöl gibi bir süre devam edebilir. <laughs> evet yani o yüzden hani Phoenix'in, Golden State'in, Los Angeles Lakers'ın tepeden düşme ihtimali çok yüksek. Minnesota'nın da ne olacağını merak ediyorum. Yani Rudy Gobert kariyerinin sonunda onlar karlantının tam takaslayacaklar mı takaslamayacaklar mı ona da bakacağız tabii ki ama şu anda bu üç takım gidecek gibi görünüyor aşağıya doğru bence e, yani Minnesota ve şeyin de geleceği Phoenix Suns Aa Clippers da var Clippers da ilginç olacak evet. Clippers da çok para harcadı evet. ve hamle alanı da çok daraldı aynen. onların aynen öyle o yüzden Clippers da buradan gidebilir yani ama zaten hani burada tabii istinayı oklaması tiki kenara bırakırsak NBA böyle bir yer yani hani tepede olanlar uzun süre işte e, Kısa vadeli kazanımlar için uzun vadeli e, ellerindeki değerleri kaybediyorlar. Ellerindeki değerler de yaşlanıyor. 5-6 yıl işte bir döngü yaşanıyor. Biraz evvelki soruyla bahsettiğimiz konu. Bunu sağlıklı kılan bu zaten. Yani, evet kötü yönetimlerle veya iyi yönetimlerle bu döngüyü biraz değiştirebiliyorsun. Ama biraz uzatıp biraz kısaltsan da belli bir zaman içinde dipte kalmakta yukarıda kalmakta yukarıda kalmakta dipte kalmakta neredeyse imkansız. Dipte kalmak biraz daha kolay da. onu diyecektim. Bu döngü varsa bu Charles Thorne's, bu Washington Wizards niye bu döngünün içinde hep tersler? ki Washington'ın iyi dönemi de vardı. Yani ne kadar iyi yönetirsen yönettin tepede kalamıyorsun abi. Yani çünkü yaşlanıyor kaldın. Ama kötü yönetimle <laughs> e, aşağıda kalmak mümkün. <laughs> Evet onu çok yaşıyoruz. Charlotte Ornus da çok yaşıyor Kaan abi. Azaz sağlık diyelim. Bir ip dolandı galiba Kaan abinle. başı. Wizards e, ellerinde dağılıyor şu anda. Washington Wizards parçalanıyor abi. Washington <laughs> parçalanıyor. Lütfen bu takıma sahip çıkın efendim. Amerika Mutfağı'da Salı ve Cuma günleri ziyaret etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.